Ümmü Hanım soruyor. Hayırlı programlar. Benim kanım ve B12 düştüğü zaman beyaz kanım da düşüyor. Beyaz kan için ne yapmalıyım? Evet, şimdi lökosit düşüyor. Bir şey daha söyledi Hüseyin. Kanım ve B12. Kanım dediği de hemoglobin. Hemoglobin. Evet. Şimdi tabii belki trombozit de düşüyor da olabilir. B12'ye ne diyor orada? O kadar hocam soru. Kanım ve B12 düştüğü zaman... Ha, peki. B12'si. Ve B12 düşünce zaten Beyaz şey oluyor. kanım da düşüyor diyor. Kanım ve B12 Tamam. düştüğü zaman. Şimdi bakın. Bu özellikle vereceğim bu kür panzitopeni seyrediyor ise bir kişide kanı düşük yani hemoglobini düşük, lökositi düşük, trombositi düşük veya bunlardan iki tanesi düşük yapacağınız şey veya bir tanesi düşük mesela hemoglobin 150 gram kereviz ince ince doğrayın. Yarım litre suyun içerisinde ağzı kapalı olarak 15 dakika ne yapacaksınız? Bunu kaynatacaksınız. 15 dakika ha. Yani öyle 5 dakika 6 dakika olmaz. İlla ki 15. 17 de kaynatsanız olur ama 15 dakikanın altında olmaz. 15. dakikadan sonra üzerine 100 gram yani 5-6 tane saplarıyla beraber şey ıspanak. Yalnız bak ıspanak yapraklarının sapının gövdeye, ana gövdeye bağlı olduğu yerde kırmızı renk olması lazım. Olmuyorsa o ıspanağı kullanmayın. Kullanmayın. Ha. Bayanlar, hanımlar bunu çok iyi bilir. Mübarek şu kerevizin güzelliğine bakın yani. Ha, bakın böyle kerevizin yapraklarını ve saplarını da kullanabilirsiniz. İlla yumrusunu değil, yani 150-200 gram kadar yaprak ve saplarını da kullanabilirsiniz. Bulur. Bunu söyleyeyim. Evet. Özellikle maydanoza da benziyor değil mi? Şu kerevizin Evet. şekli çok benziyor. Evet. Bunu hocam Çok artık enteresan bir kokusu var ya. ayırıp ayrı satıyorlar marketlerde falan. Pazarlara biraz daha böyle ilgi mi göstersek? Eski çok fazla şey biraz tembelleştik galiba. Hemen yakınımızda bir market var diye gidiyoruz ama hocam pazarda mesela böyle satmıyor. Kerevizi ya şeyle Saplarıyla sapıyla beraber. yaprağıyla satıyor. Markete gidiyorsunuz Ne onu kadar ayırmış güzel. öyle satıyor. Çok güzel turşusu da kurulur yani yaprağının, sapının. Evet. Bak onu söyleyeyim. Mesela dünyaca ünlü bir bitkisel tedavi uzmanı var. Onun kitabında kerevizi tansiyon düşürücü olarak önerir. Tam tersi. Tam tersi. Tansiyon yükseltir. Yani yüksek tansiyon hastaları kerevizi kullanacağı zaman ölçülü olsunlar. Tansiyonunuzu yükseltir. Yükseltiyor. Zaten çoğu biliyor. Ben anlatmışım bunu daha önceden. Evet, bir miktar da ıspanak ilave ediyorsunuz. Gene ağzı kapalı 5 dakika. Tahta kaşıkla böyle arada bir kapağını açın da iyice daldırın yani. Evet. Sonra bunu ılımaya bırakacaksınız ve bunu içeceksiniz. Bak bakalım o lökosit, o trombozit, o hemoglobin nasıl yükseliyor?